Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş geldin, buyur. Hoş bulduk. Ben iş istiyorum. İş istiyorsun? Evet, birinciliğim var fotoğrafçılıkta. Güzel. Antalya'da. Öyle mi? Evet. Portakal altın kumaşı şişeler geldi. Altın. Altın. Yok, altın değildi. Neydi? Neyse. Buyur, tamam. Otur konuşalım. Rengini seçemedi ama portakaldı. Ne maaş ne veriyorsun abi? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Ondan sonra. Ya birinciliğim olduğuna göre ona göre maaş verirsiniz değil mi? Tabii ki canım. Birinciliğim varsa yüksek maaş veririz. Evet. Ben ne yapmam lazım burada? Nasıl çalışacağım? Burada işte bilgisayarda Photoshop yapacaksın. Resim çekeceksin. Dışarıda gelin damat çekeceksin. Bu tarz şeyler. Bunları yaparsam kaç tane maaş vereceğim? Tamam, bakacağız. İlk önce bir çalışalım, bir bakalım. İlk önce bir resim çek, müşteriyle bir ilgilen. Bir bakalım nasıl olacak. Tamam abi. Çay içebilir miyim? Tabii ki. Tabii buyur, tamam. Otur. Ben çay söyleyeyim sana. Şöyle otur. Aşağıya. Hayır, o sehpa. Koltuğa otur. Ha, koltuk. Ha, ay, koltuk var. Ooo, koltuk var. Evet. Güzel. Ben koltuklu olan yerde her daha... Her iş yerinde olduğu gibi burada da koltuk var. Ben koltuklu olan yerde çalışmayı çok seviyorum. Rıkan. Ben çıkıyorum. Sen ilgilenirsin müşterilerle, tamam mı? Heh. 10 dakika bankaya inip geleceğim ben. Hadi ol. Tamam abi, sıkıntı yok. Bura emin ellerde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Buyurun. Kimlik için biyometrik fotoğraf çekinecektim ama. Kimlik için fotoğraf bununla çekeceğimiz resmi mi diyorsunuz? Şununla. Bilmiyorum ki abi, biyometrik çekinecektim ben ama. Tamam, bununla olması lazım. Siz o zaman içeri geçin, ben çekeyim fotoğrafınızı. Kimlik için biyometrik abi, daha farklı oluyormuş galiba da onun hakkında bir bilginiz var değil mi? Var var, bilgim var. Evet, tamam. Bilgim var, bilgim var. İçeri geçiyoruz değil mi abi? İçeri geçsem ben geliyorum. Tamam. Hadi bismillah. Nereden açılıyor lan bu? Ne resmiydi? Kimlik için biyometrik çekeceğim abi. Biyometrik. Biyometri mi ya? Biyometrik. Biyometri. Biyometrik. Metrik. İyi mi abi öyle durumu? Az bir dakika, önce şapkama yardımım lazım. Şimdi sen çok sırtıyorsun gibi sanki ya. Dur, saçını. Saçım burada. Ya. Heh, şurada bir tane tel şey olmuş. Bozuyor, biliyor musun? Biz onu şey yapamıyoruz. Photoshop'ta şey yapıyor. Heh. Şöyle. Evet. Beni alıyor mu abi? Birinciliğim var. Evet. Bu tarafta. Tamam abi. Çekmiyor. Şimdi yapacak. Tamam, çekti. Yukarıyı çektin ya abi, sen beni hiç gömdün mü? Benim diyorum, birinciliğim var diyorum. Açıyı sen benden iyi mi biliyorsun? Peki, ne zaman oldu? Allah Allah. Sana ne lazım? Kimlik için biyometrik. Tamam, 5 dakika sonra gel al. Tamam. 10 dakika sonra, 5 dakika ben şey yapayım. 10 dakika, dakika sonra gel al. Tamamdır abi. Tamam. Sevgili kardeşim. Kolay gelsin abi. 10 dakika sonra. 10 dakika. Gel, 10 dakika sonra fotoğrafın. Tamam. Elinde inşallah. Kimlik için biyometrik olacak abi yalnız. Onu söyleyeyim de özellikle. Ya tamam işte. Kimlik için kullan, neye kullanırsan kullan. Burayı istediğin yerde kullanabilirsin. Öyle şimdi bir fotoğraf çektim ki istediğin yerde kullanabilirsin. Vesikalıkla biyometrik farklı oluyormuş onun için. Hani. Ben de biliyorum da fazla. Allah var ya.
En az 10-15 tane manita yaparsın, öyle söylüyorum. 15 tane? Öyle resim çekti. Anladım abi. Çok mükemmel, müthiş bir resim çekti. Kolay gelsin. Saçlarına çok özen verdim, hatırlıyorsun değil mi? Bilmiyormuş, herhalde bir şeyler yaptınız ama... Evet, saçının teli düşüktü, onu kaldım ya. O kadar özendim, düşün. Bir şeyler yaptınız. Bir de onu ben düşündüm montajda. Artık göreceğiz anmaya gelirken, 10 dakika sonra. Kıvanç Tatlıtuğ halt etmiş. Öyle bir resim çekti. Zaten birinciliğin falan var dediniz ya, ona güveniyorum zaten. Birinciliğim var. Kolay gelsin, hayırlı işler, görüşürüz. Teşekkür ederim kardeşim. Sondan birinciliğim var. Bunu da şimdi nasıl şey yapacağım? Neyse, patron gelsin de halleder. Masa üstü. Yazdır. Çıktı. Yazdır. Nerede yazdı? Kimlikler büyük olmuş. Allah. Kimler bunu nasıl yapıştıracak bu adam ya? Ne gerizekalı insanlar var arkadaş ya. Yani ben şu gözümle şunu ayırt edebiliyorum ya. Şu fotoğraf ya biyometri. Alsa biyometri. Bu şimdi kimler nasıl sığacak? Kimlikte benim bildiğim küçücük bir fotoğraf olur. Neyse. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 10 dakika önce gelmiştim ama abi biyometrik için. Tamam galiba. Evet. Demiştim ama çok güzel bir şey çıkacak diye söylemiştim. Gerçekten ama bakabilir miyim? Hiç çıktı. Bir bakabilir miyim abi? Sağ olun. Müthiş fotoğrafıma. Bu ne abi? Böyle fotoğraf mı olur Allah'ını seversen ya? Çok güzel olmuş. Az bakayım mı? Abi bu ne? Fotoğraf. Abi neyin fotoğrafı Allah'ını seversen? Benim... Sen bunu görmüyor musun? Bu ne? Kafamın bu tarafını çekmiş, bu tarafta bir şey yok. Abi biyometri demedim ben. Abi biyometrik diyorum ben sana. Biyometrik böyle bak, mi oluyor? Böyle fotoğraf ben bunun kimliği için kullanacaktım. Işte, sen ne yaptın abi ya? Bilmediğin nasıl ortada bak şimdi. Bak şurası bio. Şurası metrik. Yoksa ben bunu normal küçük çekecektim. Benim abim de çıkardı biyometrik ama biyometrik böyle değil abi ya, senin yanlışın var, böyle fotoğraf mı olur Allah'ını seversen ya, bu ne abi ya, kafamın yarı tarafı çıkmış, yarı tarafı çıkmamış, içeride ben sana dedim ki, kameranın objektifi bana bakmıyor dedim, sen yok ben seni çıkıyorum dedim, böyle fotoğraf olmaz ki abi ya, şikayetçiyim ben fotoğraftan. Abi bak şimdi, büyük mü olmuş? Paramızla utanıyoruz abi ya. Büyük mü olmuş? Yok abi, büyüğünden küçüklüğünden değil ki abi, bu ne, sen görmüyor musun abi, kafamın yarı tarafı yok ya. Görmüyor. Nasıl görmüyorsan niye yapıyorsun ya bu işi? Abi baksana abi. Fotoğrafın yarısından çoğu duvar zaten abi. Bir saniye. Görmüyorsan niye yapıyorsun? Sen tarafsız mısın? Tarafsız mısın? Tarafsız değilim ben. Tarafsız. Kötü abi, fotoğrafa bakar mısın şimdi, ya? Allah aşkına bu fotoğraf şimdi kötü mü? Abi nesi güzel, bu tarafı çıkmış, abi bu tarafı çıkmamış ya. Benim, bak Antalya'dan birinciliğim var diyor. Bırak abi birinciliğe, birinciliğe ya. Bak şimdi. Şikayet edeceğim abi seni ben ya. Sen bunu kimlikte kullanmayacaksın. Bunu nasıl abi ya? Kimlikte kullanacağım. Tamam. Abi onu kimle nasıl yapıştıracaksın? Sen ne iş yapıyorsun? Kimle nasıl yapıştıracaksın abi sen onu? Koskoca fotoğrafı. Abi tamam bırak. Selam. Hoş geldin. Aleyküm selam patron. Hoş geldin. Buranın patronu misiniz abi? Evet. Buyurun. Bir fotoğraf çıkarttım abi kimlik için yaptığına bakın abi şu sizin elemanın. Nasıl fotoğraf? Böyle bakar fotoğraf mı olur abi? O kadar bir de parasını peşin verdik ya. Oğlum bu ne? Fotoğraf. Kancım böyle fotoğraf mı olur?
Kusura bakmayın. Siz söyle. Bir daha mı bize birinciliğin var, birinciliğin var diye gelmiş burada. Atar yapıyor. Yok birinciliğin var ya. Hemen hallederiz. Hemen. Sıkıntı yok. Hemen düzeltiriz. Hep biz Ahmet abi ya. Sen gel bakayım. Biz var ya. Hep o yüzden bir yere varamıyoruz işte. Bizim desteklenmemiz gerekiyor. Bizi hep abi senin nasıl birinciliğin oluyor? Ben anlamıyorum ki. O fotoğraf var. Fotoğraf değil ki bir kere, o fotoğraf değil ya. Neyi var bunun? Nesi var? Ne yok? Sen hak ver abi bize ya. Yok anca burada hiç fotoğraf yok. Fotoğrafın hissiyse burada bir gözü var adamın da. Yani burada hiç yok. Bunun neyi var? Sen demek ki kendi tipini beğenmiyorsun o zaman. Kendi tipim değil adam, sen çekmedin ki. Sen içeri geç bir. Ha, Allah Allah. Geç. Artistik yapıyor evet, gelmiş oraya. Ne artistliği yapayım ben sana ya? Birinciliğim var benim. Başlatma böyle birinciliğine. Yapacaksan adam güya bir işini ya. Tamam az bağırma. Sakin olun, hemen hallederiz, sorun yok. Ben nerede? Şikayetçiyim bundan. Orijinal nerede Gökhan'cı? Sesi? Makine var. Bana dedi ki, biyometri dedi. Hani nerede o kağıt? Biyometri dedi, bak şimdi. Sen bu işi bilen adamsın. Evet. Biyo. Abi sen bu işin içinden anlayamadın. Biyo, metri. Bak şöyle yaptığın zaman da 3 boyutlu böyle olmadı mı? Böyle bir futa çıkma şansı var mı abi ya? İşte ben hep... Allah'ını söylesem var mı böyle bir futa çıkma şimdi, şansı? Şimdi burada... Ne kadar özgüvenli bir bakış almışım bak. Bunu kesmeden önceki haline bak abi. Benim kafam nerede, şey nerede, yüzüm öbür kulağım yok, yüzümün yarısı çıkmış. Böyle bir fotoğraf olur mu abi Allah'ını seversen ya? Abi senin yapma, ağzın, sen ya. Senin ağzın bozuk. Sen bunu nasıl alabiliyorsun abi böyle eleman diye ya? Senin ağzın bozuk. Niye ağzın bozuk abi? Sen birinciyim birinciyim dedin, geldin saçımı düzelttin. Ben abi ağzını beğenmedin. Bir de gelmişim. Nasıl ağzım, sen benim ağzımı beğenmedin diye fotoğrafı ağzımı çıkartmayacaksın mı abi? Ya montajda düzeltemeyeceğimi anladım. Ben de dedim abi. Var mı öyle bir şey? Abi ben ne dedim? Tuhaş tatlı tuhaş. Ben 15 tane manette boşuna demedim ben. Şimdi ağzımı çekseydim sen bir denebilirim. Sen böyle bir şey. Bunun abi, orijinalinde de yok. Resim yok. Hani nerede? Ağzını çekseydim. Abi orijinalinde bir tane bile manite yap. Abi ne diyor orijinalinde de çekmiyor. Bir tane manite yapamazdın ağzını çekseydim. Önemli olan burada manita falan değil abi. Önemli olan senin bana kimlik için fotoğraf çıkartman ya. Evet abi bak ağzı bozuk olduğu için ağzını çekmedim. İyi yapmamışım bak. Abi bak, bak burada ağzı çıkmış. Kimliği... Abi burada ağzı çıkmış. Bak çekmişim işte. Aha. Biyometrik kimliği özelliği. Biyometrik yüzünün görünmesi. Yani kimlikte ha. Yüzünün komple sana ben görünmesi. Özellikle demedim ben o... abi. Ama ben o dalda yarışmadım ki. Sana ben özellikle demedim mi? Kimlik için biyometrik dedim. Sen bana tamam biliyorum birinciliğim var dedim. Ben de sana evet, ama ben o dalda gördüm. Yarışmadım. Yaptığın ayıp değil mi şu an bana öyle fotoğraf veriyorsun? Yok ben o dalda yarışmadım ki. Yok anneciğim sen... Ben? Ben çayımı içmeye gel. Bir de o kadar tamam. Dükkan adını sürdün öyle bak işimden böyle... oldum senin yüzünden. Neye benim yüzünden abi? Hoşuna gitti mi? Neye benim yüzünden? Müşteriye mağdur kaldık yani olmaz. Abi. Böyle fotoğraf mı abi? Fotoğraf yok orada. Allah aşkına bu fotoğraf değil mi? Ne bu? Ne abi bu şimdi? Bak, fotoğraf. Hani ağız nerede şey nerede? Sen bunu 10 sene sonra, 10 sene sonra bu fotoğrafı saklasan. Hani ne var bunun? Ama sen bana dedin ki, ben dedin portakal dalında ödülüm var dedin, yok altın dedin, yok ama gümüş ben, dedin, geldin. Ben bu dalda yarışmadım ki. Bana dedin çok maaş verir misin dedin, ne kadar para alırım diye sordun. Ben zaten senin gözünden anladım biliyor musun o zaman? Yani yok hani sen direkt benim... paraya girdin ya orada ne kadar para alacağım falan gibisinden ben senin... Bir şey olmayacağını anladım yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Benim gözümü ben anlamayayım. Sen nereden anlıyorsun? Ben anladım. İnsan sağlıklı. Her gün müşteri geliyor. Anladın mı? Ben şimdi... Bu ne? Bu verelim mi adam ya? Adam haklı. Bu ne ya? Rezalet bu. Bu ne? Bir daha bir ben 20 yıldır fotoğrafçıyım. Ben böyle bir şey görmedim. Bu bir ne? Daha bir içeri girdi. Hani az çok da olsa ben bu işten... Anlamıyorum da hani evet, dışarıda falan çekildiğimizde senin en güzel bir fotoğraf yeri... çekiyor abi şöyle şu tarafa çekiyor abi diyorum saçım kahverengi gözleri bırak Allah'ını bir şeyler yapıyor bak, şarkıdan bir şeyler yapıyor sanki bırak kendi şarkıcıymış gibi bırak Allah'ını seversen hadi güle güle kardeşim bırak Allah'ını seversen benim yüzümden rezil olduk ailemi bu ne ya kapıyı çek kitlemiş. Aman abi dikkat et kapıyı kitlemişiz çek çek kapıyı çek geri çek bak, bak şimdi sırtına geri gelmem. Lütfen bak seni kovmuyorum rica ediyorum. Beni zaten kovmasın ben kendi isteğimle gidiyorum şu an. Lütfen. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi abi yanımda arkadaş yoktu ben daha önce çekindim. Tamam kardeşim biz senin işini hemen halledeceğiz. Sen otur ben senin vesikolunu yapacağım. Hani bizlik bir sıkıntı olduysa özür dileriz. Yok. Ama yaptığını tabii, o abinin yaptığı çok ayıp yani. Biz, öyle fotoğraf çıkmaz ona yani. Ona güvendik şey yaptık. Yani dükkan bıraktık. Yok gerçekten hani bu dükkanın bir de Ünye'de bir Şami adı var. O yüzden bunu dükkanı seçtik bizden. Allah razı olsun. Fotonet olarak. Oğlum. Abi bu manyak. Bunda belki de hiç şey yok abi ya.
Bilmem ne dedi. Abi yalandır o ya. Benden ne olur dükkanı? Hani bir bankada işim var, yoksa dükkanı bırakıp ona gitmem. Yemin ederim abi, fotoğraf çekmeden anlamıyor ya. Basamadı, yok yukarı çıkıyor, yok senin saçın çizdiği yukarı geldi. Göremiyor ki, onun gözüküyor. Seni şimdi hemen tekrar çekelim. Biz senin işini hemen halledelim. Hemen 5 dakika, biz de mağduriyeti hemen düzeltmemiz lazım.